Ben çok uzun süre daha buradayım. Söyle kebapçıma siparişimi buraya getirsin. Abi adres ver, restoran ismi ver. 1000 tane kebapçı var bu şehirde. Ben nereden bileyim hangisi senin kebapçın? En güzel lahmacun kokan kebap salonu. Hadi uç özgürlüğüne, uç. Düştüm buraya, oy oy. Daha gezecektim, koy koy. Çıkarın beni buradan. Ömrümün geri kalanını bu sesi duyarak geçirmek istemiyorum. Kadriye kızdı oy oy. Kaçacak yerim de yok loy loy. Madem bol bol zamanımız var, en iyisi buraya nasıl geldik onu hatırlayalım. Hatırla. Olanları hatırla. Sonra da bana olan simit ayran borcunu hatırla. Cik cik cik. Deminden 6 saat önce cik 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 cik. Sıfırdan yaptığım gözlemevim bitmek üzere. Şu kolibandanı da bulursam teleskopum dans etmeyi bırakıp sabitlenecek. Olamaz! Gözlemevim! Gözlemelerim mi? Hani nerede? Neler olmuş burada? Sen yaptın! Sen yıktın gözlemevimi! Ben şimdi geldim buraya. Sen yaptın kesin. Yalan söyleme, suçlusun. Oo, gerginlik büyüyor. Necati mısırını yiyor. Şakir gözlemevimi yıktı. Saatlerce uğraşmıştım. Kanıtın yok bir kere. Nereden biliyorsun benim yıktığımı? Senin suratında yeni gözlemevi yıkmış gibi bir ifade var. Senin suratında da içeceği unutmuş servis elemanı gibi bir ifade var. Siz kardeşsiniz. Sorunlarınızı itişip kakışarak çözemezsiniz. Evet, sorunlarınızı şarkı yarışması yaparak çözebilirsiniz. Hayır Necati, şarkı markı yok. Şarkı neyse de markı çok üzücü oldu. Mahkeme kuracağız. Orada göreceğiz kim suçlu, kim suçsuz. Rica ediyorum, bu sefer şehir tiyatrosunun sahnesini kullanalım mahkeme kurmak için. Geçen seferki gibi olmasın. Oo, hatıranın da hatırası. Bayılırım. Necati çöp çıkarmadığı için açılan davada mahkeme kokudan bayılma kararı verdi. Görüşürüz. Canan'ın gözlem evinin yıkılması davasına hoş geldiniz. Ben Hakim Peyami, savcımız Kadriye, sanık Şakir, kalede Fuat, sahanda Yumurta, çayda Çıra. Necati de söylenenleri yazıya döken katip sanırım. Yok, arkadaşımla yazışıyorum. Mahkeme deyip seni sonra ararım. Evet Şakir, söyle bakalım suçlu musun? Yalnız dikkat et, annenim ben senin. Gözlerinden anlarım. Benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım. O zaman buna ne diyeceksin? Gözlemevi yıkıntısının içinde bir bisiklet ve bisiklette de parmak izi buldum. Şakir, doğruları söylemek için son şansın. Mahkemede olduğunu unutma. Necati sen de. Siz devam edin. Ben kanıtları inceliyorum. Tamam tamam. Her şeyi anlatacağım. Bahçede bisiklet sürüyordum. Sonra bir anda frenler tutmadı. Canan'dan korktuğum için hemen kaçtım. Yalan söylediğim için pişmanım ama frenin tutmaması benim suçum değildi. O sırada bahçede başka kim vardı? Babam ve Necati abi. Sırtımdan in Necati. Sırtlan hayvan oldum. Eyvah! Oklar bize yöneldi Remzi. Ben suçluları buldum. Ok yönüne bakın. Dur, en heyecanlı yerindeyiz. İzlemeye devam edelim. Ben masumum. Çünkü Canan'ın gözlemevi orada olduğu için bisikletimi başka yerde sürmek istemiştim. Babam da bana yok yok bir şey olmaz burada sür demişti. Miş miş miş, mış mış mış. Kanıtın varsa çıkar göster. Nasıl geldim ben buraya? İtiraz ediyorum. Benim de çekirdeğe ihtiyacım var. İtirazınız kabul edilmedi. Tamam, anlatıyorum. Evet dedim. Yok 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 bir şey olmaz burada sür. Ama çok dikkat ediyordum. Şakir gözlememine çarpmasın diye dibinden ayrılmadım. Ta ki... Evden ani bir ses yükseldi ve dikkatim dağıldı. Sese doğru birkaç saniyeliğine kafamı çevirdiğimde Şakir gözlem evine bombistik diye bağırarak giriyor. İtiraz ediyorum. Bombistik demedim. Bombastik dedim.
çok büyük ihmal var. Şakir kendi konuşamıyor mu? Sen Şakir'in avukatı mısın? Evet. Bence de ihmal var. Hangi gazeteyi okunurmuş? Kesildik! Sınıf. Aa, sarımsaklı mantı kokuyor. Ama mantısız olanından. Mantısız sarımsak bu. Tokmak bulamadım, havanda sarımsak dövüyorum. Ne yapayım? Bu ses ve ihlal olayını geçelim isterseniz. Evet, Necati'yi sanık sandalyesine davet ediyorum. Necati! Sağ olun. Oo, Hilmi Usta, ne haber? Şuna bak, mahkemede bile taraftar grubu yaptı adam. Sessizlik! Evet, olayı anlatıyorum. Şimdi bir gözlemevi var, bir de onun gözlediği Jüpiter topu. Bu Jüpiter topunun üstünde bir anda uzaylılar çıkmasın mı? Ciu! Biz uzaylıyız. Üstüme kaşar peyniri atıyorlardı. Ben de dedim ki, hayat sana kaşar peyniri veriyorsa neden makarna yapmayasın? Hemen reddemi çıkardım. Dur! Bu ne biçim hikaye? Önce tanıklık edebilmen için bize akıl sağlığı düzgün biri olduğunun raporu lazım. Açalım, ben doktorum. Gözlerinizle elimdeki kalemi takip edin. Benim takma dişlerim kadar hareketliler. Sağ olasın abi. Buna gerek yok. İşte akıllı olduğuma dair bir rapor. Benim oğluşum çok akıllıdır. Hı? Necati, annen yazmış bu raporu. Ekonomik durumumu görmek isterseniz babamdan aldığım harçlığı da gösterebilirim. Gözlemevi davasına ilgi gitgide büyüyor. İnternet bu davayla çalkalanıyor. İşte bu davayla çalkalanmış bir internet fenomeni. Çalkalanmaya bayılırım. Löp böle. İçeride büyük bir kargaşa var. Arkadaşımız mahkemeden görüntü almaya çalışıyor. Şakir suçlu. Hangisi suçlu? Çok sıcak. Kardeşim, çekilir misin? Görüntü almaya çalışıyorum. Tamam işte. Benim görüntümü de al. Ama karşıdan al. Arkadan lahmacuna benziyorum. Bak. Aa, hakikaten de arkadan lahmacuna benziyorsunuz. Şaka. Acil durumlar için her zaman kafamın arkasında bir tane lahmacun saklarım. Asıl suçlu Şakir. Onu tutuklayın. Evet, doğru. Şakir yıksın. Tutuklayın onu. Şakir yıksın. Çabuk. Şakir suçlu. Hayır. Asıl suçlu Remzi. İzin vermemesi gerekirdi. Doğru diyor. Asıl suçlu Remzi. Hemen tutuklayın onu. Hemen. Bunlar da ne desek onaylıyor. Bak şimdi. Kuru pasta yağmurda ıslanırsa yaş pasta olur. O da haklı. Yine doğru söyledi. Evet, yaş pasta olur. Evet, yaş pasta olur. Yaş oldu. Yaş pasta olur. Doğru söylüyor. Eyvah! Bunlar suçu bize yıkacak oğlum. Hemen çare bulmamız lazım. Merak etme Remzi. Az önce burnuma pis kokular geldi ve takip ettim. Önce çürümüş bir gofret buldum. Bir gofreti çürütmek çok zor bir şey. Sadede gel Tanju. Tamam, dinleyin şimdi beni. Fısır. Hakim Bey, sorgu için kadriyi çağırıyorum. He? Ne? Ama ben... Ben de dürümcümü buraya çağırıyorum. Bu dava fazla uzadı. Kadriye Hanım, Çılgın Mahkeme dizisini müvekkilim Remzi ile beraber takip etmeye söz vermişsiniz. Ama gofret ajanlarımın söylediğine göre televizyonunuzda dizinin son bölümü açıkmış. Kadriye, ben siz yeni bölümü nasıl izlersin? Jüri bu hareketinden dolayı Kadriye'yi kınıyor Hakim Bey. Kınayın bakayım. Kın. Ne jürisi? Film mi çeviriyoruz burada? Evet Kadriye, anlat. Koltukta uzanıyordu. Canansa gözlemevini salona kuruyordu. Dizinin yeni bölümünü izleyecektim. Ancak görgü tanığı olsun istemedim. Bu yüzden bir bahane uydurdum. Canan kızım, Venüs ve Mars hizaya girince bu sene buzdolabı çok yaktı. He? Ne diyorsun anne? Başım ağrıdı diyorum. Bahçede kurşun gözleme bina yok. Ispanaklı gözleme. Necati, sen yoksun bu anıda. İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Tanığın aslında iki tane burnu var. Aa. Tam bölümün sonuna geliyordum ki Remzi'nin sesini duydum. Ve beni yakalayacak diye telaş yaptım. Yok, bir şey olmaz burada, sür. Eyvah, Remzi geldi. Kapan hadi, kapan. Kumanda çalışmayınca ayağım takıldı ve hoparlörleri devirdim. Remzi'nin dikkatini bu dağıtmış olmalı. Seni görevinden alıyorum. Cübbeni çıkar ve rozetini teslim et. Ama rozetim yok ki. Rozetin yoksa kıymalı böreğini teslim et.
Evet sayın seyirciler, son aldığımız bilgiye göre davada karar zamanı geldi. Bakalım suçlular ceza alacak mı, yoksa internet fenomeni ayran yine mi çalkalanacak? Elimi indirdiğimde mahkeme kararını vermiş olacak. Omzumdaki kireçlenme yüzünden 2 dakikamız falan var. Hepiniz suçlusunuz, ben masumum. Bir tek ben akıllı uslu biriymişim aranızda. Bu yaptığınız hiç yakışmadı. Bana da çizgili tişört hiç yakışmaz mesela. Durun. Sürpriz gelişme. Gökten bir yağıyor. Bu da kim? Evladım kapıyı kullansana. Mahkemeye böyle mi girilir? Şakir'in frenlerinin tutmadığına emindim. Ben de ipuçlarını takip edip size bir tanık buldum. Karardan önce dinlemeniz lazım. Ben tren istasyonunda bilet görevlisiyim. Memnun oldum. Ben de Necati Dam dedektifiyim. Yanlış anlamayın, kaçmıyorum. Deliği tabir ediyorum. Bir el atsanız. Necati Bey olay sabahı gelip benden Kıbrıs'a tren bileti istedi. Beyefendi, Kıbrıs bir ada. Oraya tren olmaz. Tarihi yarımada da bir ada. Ama oraya tren var. Tamam. Sen bana treni bul. Ben sana bileti satacağım. Bir süre sonra Necati Bey geri döndü. İşte fren. Tren dedim, fren değil. Gittim çoluk çocuğun bisikletinden fren söktü. Ama bir Kıbrıs tatlısı yiyip dönecektim. Tren sevmek suçsa kabul. Ben çuf çufum. Pardon, suçluyum. Kurtulduk. Yaşasın! Suçlu olmadığımız anlaşıldı. Sonunda bitti, oley! Ne yaptığını gördün yaptığına? Yazıklar olsun be. İnanamıyorum, suçlu Necati'ymiş. Necati, o kadar konuştun. Şimdi sevinsen mi, üzülsen mi bilemedim. Ama merak etme, sen burada uğraşırken ben oyuncaklarına iyi bakacağım. Civciv oyunun da bende kalacak. Hayır, civciv oyunum olmaz, hayır! Sessizlik! Kararımı açıklıyorum. Hepiniz suçlusunuz. Ha? Ben de mi? Ama benim daha yavru gofretlerim var. Şakir, sen mahkemeye yalan söylemekten. Remzi, bir şey olmaz. Burada sür diyerek yaptığın ihmalden. Kadriye, Canan'ı kandırarak oyun alanından mahrum bırakmaktan. Necati, sen de bisikletin frenini haber vermeden söküp tehlikeye sebebiyet vermekten suçlusunuz. Cezanız gözlem evini onarmak. Oley! Gözlem evine gidiyoruz. Ama önce tiyatronun kulisinde oturup uzun uzun yaptıklarınızı düşüneceksiniz. Yeterince uzun düşündük sanırım. Hadi kardeşim, 5 dakika diye aldınız tiyatroyu, 5 saattir buradasınız. Çıkın gidin artık, oyunumuz var. O zaman hem suçlu hem güçlü olduğumu göstermenin zamanı geldi. Of, berbat bir esiri. Sana verdiğim bu kadar parayla ne aldın? Süpersonik güçleri olan bir joystick. Joystick mi? O kadar çok parayla hem de. Evet. Yani sen şimdi gidip abuk subuk süpersonik güçleri olan bir joystick için mi harcadın bu parayı? Evet. Aslan oğlum benim. Hadi oynayalım hemen. Çok heyecanlı. Ne oynayacağız? Gulyabani Hunters. Yani? Gulyabani avcıları. Of. Yalnız bunu bana satan adam bu joystick'in hiç bilmediğim çok gizli bir özelliğinin olduğunu söyledi. Neymiş? Dedim ya hiç bilmediğim diye. Ay ne gizemli. Of, grafiklere bak. Derber, ilk ben oynayacağım. Hadi bakalım, çok az kaldı. Hadi, son bir canı kaldı. Oh be. Süpersin be baba. Dikkatli olsana evladım. Al işte, bozdun makineyi. Hayır baba, galiba adamın bahsettiği gizli özellik oluyor. Neredeyiz ya baba? Mesire alanına geldik. Hadi piknik yapalım. Yeni oyun... Seçenekler. Baba, baba, oyunun içindeyiz. Ne oyunu? İnanmıyorum. Gulyabani avcıları. Gulyabani avcılarının içindeyiz. Yavaş ya. Baba. Ne var oğlum? Baba. Oğlum ne var söylesene. Koş. Oh!
Hayır! Lütfen yeme beni! Aa, yaşıyorum. Yaşıyorum. Peki nasıl oluyor? Mesire alanına geldik. Hadi piknik yapalım. Tabii ya. Oyundayız. Oyunun içindeyiz. Bir canımız gitti. Şimdi de oyun aynı yerden tekrar başladı. O zaman her şey bir daha olacak. Baba, baba çabuk şu dala tutun. Dal mı? Beni dinle sadece. Zıpla çabuk. Atla aşağı. Hey, ne yaptığını sanıyorsun? Merhaba. Kusura bakmayın. Ağaçtan düşer gibi oldu ama. Eğilin çabuk. İner misiniz arabadan? Sen de beni ittireceksin mi? Bilmem. İttireyim mi? Bilmem. Sen bilirsin. İttireyim o zaman. Bir daha da önümüze çıkmayın. Sizinle zaman kaybedemeyiz. Ya bari yol tarif edin bize. Mahalleye nasıl gideceğiz? Otobüs durağına bıraksaydınız bari. Otobüs durağı mı? Ya baba bırak şimdi otobüsü. Bakın hanımefendi. Sultan Fatma diye hitap edeceksin. Benim adım da Palabıyık. Ben de Remzi. Of. Bütün krallık dev bir gulyabani yüzünden yerle bir olmuş. Halk isyan ediyor. Kraliyet ailesinin tek umudu benim ve siz ikiniz karşıma çıkıp zamanımı harcıyorsunuz. Üzgünüm, sizinle uğraşamayacağım. Yürü Palabıyık, sihirbaza gitmemiz gerek bir an önce. Emredersiniz sultanım. Yürü oğlum, şuradan bir yerden taksi çevirip eve gidelim. Baba anlamıyor musun? Oyunun içindeyiz. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Bu taraftan. Hayır bu taraftan. Bu taraftan. Hayır bu taraftan. Aa, Fil Necati, Uyuz Tanju, ne işiniz var burada? Bu benim rüyam ve doğru yolu ben biliyorum. Hey. Kimsenin rüyası değil bu. Kimsenin rüyası değilse ben neden pijamaylayım? Ne alaka ya? Rüyada pijama mı giymek lazım illa? Yürü bu tarafa. Orada ne var? Gofret tarlası. Gofret tarlası diye bir şey yok. Ayrıca rüyada falan da değiliz. O zaman pijamayı çıkarırım ben. Vay canına, şu işe bak sen. Bütün mahalle oyuna ışınlanmış baba. Oyuna mı? Hangi oyuna? Gulyabani avcısı. Aa, en sevdiğim oyun. Nasıl ya? Sen de mi oynuyorsun bu oyunu? Tabii ki de. Ama bir bölümü geçemedim. Takıldım kaldım. Bir dakika. Hangi görevde? Gulyabani'den kaçmıştım. Sonra sihirbazın yaşadığı dağa gitmem gerekiyordu. Aha, buldum. Tamam işte. Sultanın gittiği sihirbaz. Biz de oraya gitmeliyiz. Nerede bu dağ? İşte burada. Sihirbaz buralarda bir yerde olmalı. Sihirbaz Marumar, neredesiniz? Hop, ne yapıyorsunuz gençler? Kolay gelsin abi. Sağ ol evlat, buyurun bir çay koyayım size. Hiç zahmet etme Marumar. Evet gençler, ne vereyim size? Çok şahane sihirlerim geldi. Görünmezlik var bak. Uçmalı kaçmalı geldi yeni. Bak, yavaşlatma sihri var. Son bir tane kaldı. Kendimi ayırmıştım ama sen yabancı değilsin. Yahu sihirbaz Marumar, bırak alışverişi. Buraya niye geldiğimizi biliyor olmalısınız. Yo, bilmiyorum. Nasıl ya? Siz her şeyi bilen ulu bilge Marumar değil misiniz? Ha? Evet, benim. Tabii ya, niye geldiğinizi biliyorum. Şey yüzünden, diş macununuz bitti değil mi? Ondan geldiniz. Buyurun. Vallahi bildi. Ya ne alakası var? Dev gulyabaniden nasıl kurtulabiliriz bunu öğrenmeye geldik. Öyle mi? Ver bakayım şu macunu. O halde bilgelikler kitabını açayım ve bu sorunuzun cevabını bulayım. Buldum işte. Dev gulyabaniden kurtulmanın tek yolu tam 100.000 cumhuriyet altınını toplamakmış. 100.000 altın toplamak ha? 100.000 altın toplayan kişinin dileği gerçek olur. Sen topla ve istediğin her ne olursa gerçek olsun. Sihirbaz abi! Sihirbaz abi! Niye bağırıyorsun ya? Ya yaşlı şimdi, duymaz etmez. Sihirbaz abi! Sihirbaz abi! Sihirbaz abi! Bağırmasana çocuğum! Yanıma gelip konuşsana! İyiyim ben de, sağ ol! Ne diyor ya bu? Bağırma be oğlum! Mağara burası! Sakat iş yapmayalım! Başımıza yıkılır valla! Fazla gofret var mı? Ne yaptınız? Mağara
duvara yıkılıyor. Çabuk dışarı dışarı. Gofret barba! Bırakın şimdi gofreti. Çabuk, mağara yıkılıyor. Herkes dışarı. Kaçın! Ay, koskoca mağara nasıl yıkıldı ya? Kimdi o? Biri bağırdı hep onun yüzünden. Sürekli olarak karşıma çıkıyorsunuz. Bıktım artık sizden. Kimseyi umursamıyorsunuz. Ne kadar bencilsiniz. Geri dönmeye çalışıyoruz. Ayrıca bencil değiliz. Külahımı anlat. Yürüyün içeri. Bir an önce 100.000 cumhuriyet altınını toplamamız gerek. Siz de duydunuz. 100.000 altın toplarsak istediğimiz dilek gerçek olur. Sizin altın dileğiniz yüzünden mağarayı başıma yıktınız. Ben başka bir yer bulmaya gidiyorum. Nasıl toplayacağız 100.000 altını? Ağaçta yetişmiyor ya altınlar. Yetişiyor aslında. Nasıl ya? Baba unuttun mu? Oyunun içindeyiz. Bu bir video oyunu. Etraftaki her şey bir altın aslında. Nasıl ya? Şimdi bu kaya altın mı yani? Dene ve gör. Vay canına. Hadi başlayalım o zaman. Öldüm bittim. Altın toplamak ne zormuş ya. Evet. Bakalım ne kadar altın toplamışız. Ne? 99.999 mu? Sadece bir tane mi kaldı? Etrafta altına dönüştürecek bir şey de kalmadı ki. Bir tane. Sadece bir tane altına ihtiyacımız var. Aramızda para toplayıp bir çeyrek altın alalım. Bende bir 10 lira var mesela. Ya saçmalamayın, öyle olur mu? Şu kayaya da vurup altını topladık mı 100.000 altınımız olacak. Oley be! 100.000 altın topladık sultanım. Evet palabıyık. Son altını da aldığımıza göre o gulyabaninin icabına bakabiliriz. Hay aksi! Son altını onlar almış. Evet sultanım. Hadi dileğinizi dileyin. Dileğim de gulyabaninin yakalanması. İşte başardık. Of ya! Gofret yağacak diye sevinmiştim. Şimdi bütün başımıza belaları açan bu gulyabaniden kurtulma vakti geldi. Ayağına kıymık batmış. Ben yardım etmeye gidiyorum baba. Oğlum dikkat et. Hey, ne yapıyorsun sen orada? Şunu çıkartalım. Sen kurtulmasına izin mi verdin? Sakin ol. Gulyabani'nin ayağına kıymık saplanmış. Belki de canı yandığı için bütün bu kötülükleri yapıyordu. Bu çocuk aynı ben ya. Bak benim gibi muhteşem. Ben özür dilerim sana bencil dediğim için. Önemli değil. Gulyabani'yi iyileştirmeye çalışman çok asilce bir davranıştı. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir. O yüzden de hemen karar vermemek lazım. Hadi oğlum şu dileği dile artık. Lütfen artık evimize dönelim. Hoşça kal sultanım. Güle güle. Yine bekleriz. He kesin geliriz. Beni yolda indirin ha. Yolluk bir şey alsaydık. Acıkmayalım sonra. Yaşasın, kurtulduk. Oley be. Evdeyiz yine. Çocuklar ben de sizi bekliyordum. Bakın ne aldım. Pinky Panky. Yeni joystick de ne güzelmiş. Dede. Hayır dede. O makine bozuk. Sakın çalıştırma o oyunu. Ama hayır. Ay çok güzel oldu. Oo Kadriye, o ne? Skor tablosu mu? Yoksa salondaki halıyı saha olarak mı kullanacağız? Bence akşam yemeğinin menüsü yazacak orada. Dedem sürekli olarak saat kaç, haberleri aç dediği için bence oraya saat koyuyor annem.
Herkes hazırsa başlatıyorum. İşte okulların açılmasına kalan süreyi gösteren dijital panomuz herkese hayırlı uğurlu olsun. Oley! Hayır, kaldırın şunu şuradan. Zaten tatil bitiyor diye dün gece hiç uyumadım ve tatilde yapamadığım şeylerin hepsini birden yapmaya çalıştım. Evet, bu oyunu bitirmeliyim. Şu topla da bir 150 sektirirsem, bir de şu tabağı 3 dakika düşürmeden çevirebilirsem her şeyi yaptım demektir. Keşke tatil bu kadar hızlı bitmeseydi. Hey sen! Keşke tatil bu kadar hızlı bitmeseydi diyen çocuk. İşte benden bahsediyor. Bu yeni çıkan ve sınırlı sayıda üretilen çok havalı okul çantasından haberin var mı? Yok. Karşınızda Mega X. Ooo. Sadece bir sırt çantası değil, gizemli canavarlarla savaşırken ihtiyacınız olan her şeyi barındıran bir süper paket. Mega X'te ihtiyacınız olan her şey var. Sırt tarafına bağlı 1 adet jet gücünde itici, 7 adet hava yastığı, 1 adet kuş tüyü yastık. 2 adet proton fırlatıcı, 1 adet lazer kılıcı, 1 adet ortaçağ kalkanı ve son model bir limon sıkacağı. Hadi çocuklar. İşte bu, bunu istiyorum. Ama bu çok pahalıdır. Remzi hayır, elini cebine götürüyor, bir şeyler yap. Ödeşme kartı çekecek. Hayır hayır hayır. Ödeşme kartı. Hayır, yine mi ödeşme kartı? Evet yine o. Çocuğun kartı var Remzi, yapacak bir şeyin yok. O çantayı alacaksın. Bu ödeşme kartını icat edeni bir elime geçirirsem. Sen icat etmiştin baba. Ha? Cidden mi? Hadi baba hadi. Ay pardon, hadi Tanju hadi. Çekme kolumu Necati. Çabuk ol Tanju, o çantayı bir an önce almalıyım. Beni neden götürüyorsun çanta almaya? Mega X çantası bugün satışa çıkacak ve bütün marketler çok kalabalık olacak. Büyük bir izdiham yaşanacak. Bu yüzden de bana yardım etmelisin. Soru sormayı bırak ve koşmaya devam et. Bundan benim çıkarım ne olacak? Bir tane abri şırıbını tıfırırt alacağız. Nasıl? Ben söyledim, anlasaydın artık. Necati sen nereye gidiyorsun? Nereye olacak? Çantayı almaya. O çanta benim olacak. Hayır benim. Ben daha hızlı yürüyorum. Ben koşuyorum. Ben de. Koşmaktan daha hızlı ne var Tanju? Oğlum bırak. Ben de ışık hızında lazer gibi gidiyorum. Necati lütfen bizimle yarışma şimdi. Bu çantayı Şakir'e almam gerek. Ödeşme kartı verdi bana. Ooo, gerçek ödeşme kartı mı? Üzerinde 2 adet fotoğraf ve imza var mı, göster bakayım. Evet Tanju gerçekmiş. Bak işte. Hızlanmamız lazım. İşte süper hızlı bir el arabası. İttir beni Tanju. Ben gidiyorum Remzi. Çünkü işin ucunda bir tane Hıbırım Station of Truth varmış. Nasıl? Baba koş. Hadi. Dostum yavaş yavaş, acele etme. Hayır depoda kalmadı, hayır. Lütfen bırakın beni lütfen. Oğlum bu dükkana ne olmuş böyle? Bizden önce gidenlerin işi olmalı. Hepsini aldılar. Bu olaylar iyice tehlikeli bir hal almaya başladı. Ne biçim çantaymış bu arkadaş? Kesin bir tane depoda kalmış olması lazım. Çabuk o çantayı ver bana. Hiçbir yerde kalmadı. Belki. Bir tanesi ilerideki benzincide olabilir. Ay ben bayılıyorum. Adamı duydum Tanju. Yürü. Herkes süper el arabasına. Nani nani. Hayır böyle. Viu viu viu. Öyle bağıracağız. Viu 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 viu. Vazgeçtim. Nani daha iyiydi. Hadi. Baba duydun Necati abi. İlerideki benzinciye gidiyoruz biz de. Şu bisikletleri ödünç alalım oğlum. Baba bunlar hiç hızlı değil. Evet. Bağırmamızla hızımız çok uyumsuz oldu. Neyse şu yandaki patenleri alalım. Sonra geri getiririz. Paten gücü. Daha hızlı Tanju. Eğer bir gofret verirsen uçururum seni. Al sana gofret. Hem de dem gibi. İşte bu.
Bu Gogrut değil. Niye? Ne verdin bana? Affedersin, tuğlaydı galiba. Burada buldum da. Demek bana tuğla yedirirsin ha? Dur, dur. Yapma. Dur. Yapma. Dur. Hadi benzinini alan gitsin. Bu benzincide kampanya varmış. En çok benzin alan kişiye Mega X çantasını veriyorlarmış. Nani nani. Pompacı, en çok benzini bize ver çabuk. Ama bu el arabası bu benzinle gitmez ki. Sus ve çabuk benzin ver bize. Bu böyle olmaz ama neyse. Dizel mi olsun normal mi? Güzel olsun. Güzel değil arkadaşım. Dizel, dizel. Baba, biz nasıl benzin alacağız? Arabamız yok. Pompacı bey, en çok benzini bize verin. Biz de istiyoruz. Evet, o çanta için her şeyi yaparız. Arkadaşım iyi misiniz? Arabanız yok. Nereye koyacağım benzini? Dök yere. At şuralara. Boşa sık. Yeter ki en çok benzini biz alalım. Olmaz öyle şey. Hey dostum, bu arada bizim de canlarımızı siler misin? Bütün çılgınlar beni buldu bugün. Arkadaşım kapın penceren yok. Nereyi sileceğim? Müşteri her zaman haklıdır. Çabuk yüzümü sil benim. Ben hayatımda böyle şey görmedim. Sil. Bak cam gibi oldu. Arkadaşlar beni dinler misiniz? Bu iş böyle olmayacak. Mega X çantası için inanılmaz derecede bir katılım var. Kimin en çok benzin aldığını hesaplayamıyoruz. Herkes çıldırmış durumda. Kimi tırla geldi, kimi uzay mekiğiyle. İnanır mısınız? Adamın biri de denizaltıyla geldi. Çabuk depomu fulleyin. Buraya nasıl geldin onunla? Onu bile anlamadık zaten. Neyse sakin olacağım ve sizlere şimdi ne olacağını söyleyeceğim. Biz bu elimizde en son kalan Mega X çantasını aldık ve benzinliğin hemen arkasındaki arazimize gömdük. Ama bu çok saçma. Kampanya koşullarında böyle bir şey yazmıyordu. Bakın en altta küçücük minnacık ne yazmışız görmüyor musunuz? Hebele lübele yazıyor en altta. Hayır onun altında. Hebeleyi kim yazdı oraya? Şirketimiz kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir. Evet, o yüzden de çanta burada değil artık. Arkadaki arazide gömülmüş bir vaziyette sahibini bekliyor. Hadi koşun, koşun, çantayı bulmamız lazım. Koşun. Baba, çabuk, biz de gitmeliyiz. Hemen gaza bas, Tanju. Vrum, vrum. Al oğlum şunu, kazalım hemen. Tanju çabuk kas şurayı. Neden ben kasıyormuşum? Unutma ki bana yardım edersen sana fırışınımı tıfırıt vereceğim demiştim. Ben araştırdım öyle bir şey yokmuş. Nasıl yok? Var tabii ki. Geçen gün aşağı Astroflangus köyünde gördüğümüz neydi peki? Nasıl? Ben bir kere derim anlayacaktır arkadaşım. Ama ben yine anlamadım. Baba çok yavaş kazıyoruz asla başaramayacağız. Ne diye çıkardın o ödeşme kartını evladım? Şu anda evde oturup ne güzel maç izliyordum. Ödeşme kartının gücünü hiçbir şeyi durduramaz baba. Bu ne? Çöp poşeti. Bu değil. Çöp poşeti bu değil. Eski ayakkabı. Bu da değil. Eski ayakkabı. Bu da değil. Dinozor fosili. Bu da değil. Dinozor fosili. Bu da değil. Mega yazan bir şey. Bu da değil. Mega yazan bir şey. Bu da değil. Oh, kafam. Ay, bu Mega X sırt çantası. Buldum. Ne? Mega yazan bir şey mi? Durun. Hayır, onu ben buldum. Çantayı, çantayı bulmuş. Hadi. Ellerimdeydi. Tam ucumda. Dokunmuştum hatta. Hep senin yüzünden Tanju. Ben ne yaptım şimdi? Çantayı atan sensin. Lütfen konuşma. Sinirlerim zaten gergin.
Git arabayı getir ve beni evime bırak. Demek öyle ha? Al sana araba. Bir daha benimle falmat etmez tünt umarım. Nasıl? Ben bir kere söylerim. Hadi bakayım. Aa, anneciğim! Of of. O çantayla ilgili ne güzel de hayallerim vardı oysa ki. Boş ver oğlum. Şanslı günümüzde değilmişiz belli ki. Oysa ödeşme kartını kullandığım her işte şansım yaver gider. La 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 la. Pembe civciv görevi hazır. Mavi civcivin gücünü göreceksiniz. Kırmızı civciv ise bu sabah çok erken kalktı. O yüzden huzursuz. Baradidit diriru karton rulo adam. En muhtişimleri, en güçlüleri, en uçanları, en. Necat o ne? Nene. Senin civciv takımı oyuncağın nerede? Kendi oyuncağımı kendim yaptım. Karton adam civciv takımının en harika üyesi. Nasıl, süper değil mi? Öyle bir karakter yok ki civciv takımında. Var. Sen bilmiyorsun. Var işte. Var. Bana gidelim. Kafam şişti. Aa, ne anlıyorsunuz şu oyuncaklardan? Oyuncak mı? Bunlar aksiyon figürü Kadriye. Oyuncak demek hakaret olur bunlara. Haftaya Civcon adlı bir panel düzenlenecek. Dünyanın dört bir tarafından herkes gelip civciv takımı figürlerini birbirine gösterecek. Hatta en havalı figürü olana muhteşem bir hediye verilecek. Dünyanın en çok figür biriktiren kişisi de işte bu adam. Tarık Nördoğlu. Tanıdık bir isim bu. O zaman şimdi herkes dağılabilir. Akşama misafir var. Etrafı toplayacağım. Bu oyuncaklarınızı çok iyi saklayın bence. Yarışma öncesi başlarına bir şey gelmeyecek. Merak etme Peyami Baba. Herkes civcivlerini mahalledeki bankanın kasasında saklıyor yarışma gününe kadar. Ben de oraya koyacağım. İstediğin kadar koy. Kimse senin tuvalet kağıdı oyuncağına dokunmaz. Hadi yürüyün. Banka kapanmadan gidelim. Ne? Neler oluyor? Eyvah! Bankam! Bankamı soymuşlar! Ne? Bankamı soyulmuş? Yoksa güvende olsun diye koyduğumuz civciv takımı figürleri de mi çalınmış? Şimdi içeriye baktım. Zaten sadece onlar çalınmış. Eyvah! Oyuncaklar çalındı. Civciv takımı oyuncakları memurcak çaldı. Eyvah! Bir şey yapın hemen. Ne güzel bir gün. Bankaya gidip kırmızı civcivimi alayım da azıcık oynayayım. Yani resmen çocuk gibi bu adam. Baba, mavi civcivim yok. Pembe civcivim yok. Ağzımda dişim yok. Ne? Bankayı soymuşlar. Ne? Ne yapacağız bu figürleri çalmış? Bütün civciv başka da bir şey çalmamış. Başka da bir şey çalmamış. Ne yapacağız? Oo, iyi ki size güvenip muhteşem figürümü bankaya koymamışım. Hohoy! Senin oyuncağın civciv takımı koleksiyonundan bir parça değil ki. Niye çalsınlar zaten? Niye öyle diyorsun? Bence yine de süper bir oyuncak. Bak. Tamam, çok bakma. Ben gece yeşil bir hayalet görmüştüm. Kesin o çalmış olmalı. Amca haklı galiba. Hey! Herkes beni dinlesin. Bu hırsızlık normal bir hırsızlık değildir. Bu hırsızlığı yapan kişi oyuncak hayaletidir. Nasıl? Olabilir mi? Öyle şey nasıl olur mu canım? Hayalet diye bir şey yoktur. Hepimiz koskoca adamlarız. Aklımız başımızda. İşte bu da hayaletin kıyafeti. Anne! Ne yapacağız peki? Mahalleli olarak kendi bekçi grubumuzu kuralım. Geceleri de mahallede nöbet tutalım. Böylece de hırsızı yakalayalım. Harika. Ama bunun için bankaya bir tane daha civciv figürü bırakmalıyız. Böylece hırsız tekrar gelecektir. Necati abi, senin o kendi ev yapımı figürünü bankaya koyalım. Ne dersin? Bir şartla. Herkes muhteşem bir oyuncağın varmış. Senin kıymetini bilememişiz. Canım Necati'ciğim deyip bağıracak böyle. Ay Necati'ciğim, bir oyuncağın varmış. Senin kıymetini bilememişiz. Necati abiciğim. Şimdi de bütün kızlar Necati sen çok yakışıklısın diye bağırın. Yeter Necati, uzatma. Ver şunu.
Sakin ol Necati. Eğer gözlerini açmazsan hayaletleri de görmezsin. Ne yani? Bütün gece gözlerin kapalı mı gezeceksin? Seni duyamıyorum çünkü gözlerim kapalı. Gözünle duymamanın ne alakası var? Evet gençler, tişörtlerimizi bastırdım. Ne yazıyor o tişörtte? Muhteşem tiftikçiler mi? Tiftikçiler mi? Gidik tifler yazdıracaktım baba. Eyvah! Ben tiftikçiler anladım. Tiftik ne alaka? Tiftik keçesi gibi bir şey mi? Neyse uzatmayın bakayım. Giyin çabuk şunları. Tamam neyse. Hadi giyelim bakalım. Benim gözlerim kapalı Remzi. Rica etsem bana da giydirir misin? Saçmalama Necati. Aç şu gözünü artık. Hayalet diye bir şey yoktur. Tamam tamam bağırmasana. Açıyorum açıyorum. Açtım. Hayalet. Remzi orada hayalet var. Ben gözümü kapatıyorum tekrar. Nerede nerede? Ara sokağa girdi baba. Bas çabuk gaza. İşte aradığım macera. Dadi dadi Necati. Benim yatağımdı o. Yenisini alırız Tanju. Dur şimdi. O ne? Çıkmaz sokakmış burası. İnin çabuk inin. Hay aksi. Nereye gitti acaba? Bekleyin. Göremiyorum. Oh, kafam. Güzel kafacığım. Hadi hadi daha hadi. Hızlı. Koşun koşun. Baba baba. Galiba kaybettik. Hiçbir yerde yok. Doğru diyorsun oğlum. Ay çok yoruldum. Azıcık uyuyacağım şurada. Taşırsınız beni eve. İmdat! Yetişin komşular! Ha? Bu ses Kadriye'nin sesi bu. Çabuk gidelim baba. Hayalet gitti mi? Gözümü açayım mı? Ha? Açayım. Oh! İmdat! Hayda! Yürü oğlum. Bakkal Bey geçmiş olsun. Çalınan bir şey var mı dükkanda? Hiçbir şey çalınmamış. Peynirlerim duruyor. Ben peynirlerim olmadan yaşayamam. Canım peynirlerim. Açıyorum. Aa, polis amca. Kalk üzerimden çocuk. Ne olmuş burada? Yoksa... Olamaz. Figürümü çalmışlar. Ne? Bakkal burası Peyami baba. Ne figürü? Benim sizden gizlediğim bir civciv takımı figürüm vardı. Burada peynirlerin arasına saklamıştım onu. Aa, dedemin de figürü varmış. Herhalde vardı. Hem de hiç kimsede olmayan 1972 yapımı özel üretim komando civcivim vardı. Ne? Komando civciv mi? O oyuncaktan dünyada sadece bir kişi de olduğunu duymuştum. Baba, baba evimizde komando civciv vardı da sen bize söylemedin mi? Hayır tabii ki. Ne söyleyeceğim? Sonra oynamak isteyecektiniz. 1972'den beri saklıyorum yavrucuğumu. Benim kulaklarım kendi kendine sallanıyor. Fark eden var mı? Bak bak yine oldu. Affedersin konuyu böldüm ama. Dedemin komando civcivine sahip olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Peki kimin aklının ucundan geçebilirdi? Çünkü biri bunu biliyor olmalıydı. Bu da nedir? Kuyruk galiba. Evet, kertenkele kuyruğu sanki. Önce yeşil pelerin sonra da kuyruk neler oluyor? Bir dakika. Bu afişte ne görüyorsun? Yeşil pelerin ve bir kertenkele kuyruğu. Sanırım hırsızı bulduk. Şuraya bakın. Fotoğraf çekeceğim. Oo, şuraya güzel. Da uğrayalım. Bu da ne? Hadi fotoğraf çekelim. Herkes civciv takımı figürlerini getirmiş birbirine gösteriyor. Bizim elimiz bomboş. Benim karton rulo adamım burada neyse ki. Hey çocuklar. Acaba kim bu muhteşem kahramanıma bakmak ister? Kimse. Kıskançlar. Kimse merak etmesin. Bu hırsızı yakalayacağız ve figürlerimizi geri alacağız. Evet bayanlar beyler. Şimdi ise gelmiş geçmiş en iyi koleksiyoncu seçeceğiz. Finale kalan Hüsnü Miğfer gibi şimdi bizlere nadide bir parça olan civciv takımı figürünü gösterecek. Merhaba. Bu benim 1986 yapımı Popstar civcivim. Vay canına. Bundan sadece 10 adet üretilmişti. Benim karton adamdan da sadece 16 tane üretilmişti. Çünkü 16'lı tuvalet kağıdı almıştım. Oy! Niye güldüysem kendi kendimi rezil ettim. Ve şimdi de sırada diğer finalistimiz var. Tarık Nördoğlu. Oley! İş
işte. Gelmiş geçmiş en ünlü koleksiyoncu. Bir dakika. Şimdi hatırlıyorum galiba. Neyi? Hiç unutmam. 1972 yılıydı. Abi dede yaşlı ya. Onun anılarını siyah beyaz mı göreceğiz yoksa renkli mi? O zamanlar civciv takımı oyuncakları için yanıp tutuşurduk. Evet, siyah beyazmış. Dünyada sadece bir tane üretilmiş olan komando civciv için bir yarışma düzenlenecekti. Bir yetenek yarışması. Bir sürü kişi katıldı bu yarışmaya. Finale Tarık'la ikimiz kaldık. Ancak bu ödülü o kadar çok istiyorduk ki kazanmak için elimizden geleni yapıyorduk. Ben tabak çevirme gösterisi yapıyordum. Gösterimi başarıyla tamamlamıştım. Sıra Tarık'a gelmişti. O da bisikletle akrobasi yapıyordu. Bir gözü de sürekli olarak bendeydi. Ben de o sıralar hasta gibiydim. Vitamin olsun diye cebimden bir adet limon çıkarttım ve ekşi ekşi yemeye başladım. Tarık'ın limona karşı hassasiyeti olduğunu bilmiyordum. Tarık beni ve limonu görür görmez bütün dikkatini kaybetti ve jürinin üzerine doğru uçtu. Limon mu? Limon mu? Diskalifiye oldu ve yarışı kaybetti. Ben de komando civcivin sahibi oldum. O halde senin komando civcivin şu anda... İşte komando civciv. 1972 yapımı ve dünyada sadece bir tane var. O da benim. Vay canına. İnanılmaz. Muhteşem. Bir tane üretilmiş. Durun. O benim civcivim. Ne? Bunu da kim? Abi. Eski dostum. Nasılsın? Çabuk civcivimi geri ver. Anlamadım. Dur istersen yanına geleyim. Sakince konuşalım. Hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi davranma. Komando civcivimi sen aldın. Ben mi aldım? Yok artık. Yıllardır beni arıyordun. Bu işin peşini bırakmamıştın. Bankayı soyup civcivleri çaldın. Sonra beni takip ettin ve bakkala takladığım komando civcivimi bulup aldın. Seninle oyun oynamayacağım be abi. Haklısın. Ne desen haklısın. Evet, ben çaldım civcivini. Bu yüzden de kendimi çok kötü hissediyorum. Beni polise götür, ne istersen yap. Ancak sana özür mahiyetinde hazırladığım şu hediyeyi lütfen kabul et. Ne? Hediye? Evet. İşte en büyük şaheserim. 40 yıldır üzerinde uğraştığım dev civciv robotum. Vay canına. Robocim, yakala. Bırak beni, bırak beni. Babacığım, fırlat. Merhaba. Bir de kaplumbağalar için uçamaz derler. Hoppala. Bu da ne? Benim karton adamımdan bile daha havalı. Karın bankadan çaldığı figürlerle yaptığı robot bu. Dünyanın en büyük koleksiyoncusu benim. Şu komando civcivi de robotun beynine yerleştirdim mi? Kimse beni durduramayacak. Eyvah! Bir şey yapmalıyız. Ne yapacağız ki? Sakin olun. Bir şey yapmanıza gerek yok. He? Ne diyorsun baba? Hadi bakalım robotim. En güçlü haline geçmeye hazırlan. Limon. Şimdi yakalayın. Sakin ol, sakin ol. Dede, nasıl oldu bu? Sen geçen gün o broşürü gösterdiğinde Tarık'ı az biraz hatırlamıştım. Onu hatırlayınca da içimi bir korku kapladı. Komando civcivim tehlikede olabilir diye düşündüm. O yüzden de limonu civcivin içine sakladım. İşimi şansa bırakamazdım. Aynı benim gibi çok zekisin. Neyse arkadaşlar, yaşananları unutalım ve yarışmaya dönelim. Başka figürünü göstermek isteyen var mı? Ben! Karton rulo adam! İşte dünyanın en muhteşem figürü! Ne? Bu da ne? Ay, bu çok yaratıcı bir şeymiş. Evet, muhteşem bir figür. Böylesini görmedim. Çok değişik. Ne? Oley! Yapmayın böyle, gözlerimi yaşartıyorsunuz. Karton adam oley! Karton adam oley! Hayda!
Puding isteriz. Puding isteriz. Hopidik topidik. Nerede kaldı bu puding? Necati sen yapıyorsun ya pudingi. Doğru. İşte Şakir heyecanlı müzik yap. Şef Necati'nin ünlü tarifi. Dünyanın en güzel pudingi. Yemeyen bin pişman. Yiyenler çok şişman. Bu tabak boş. Porsiyon küçücük çıktı Remzi. O da hemen ağzıma atladı. Ben bir şey yapmadım. Olamaz. Şakir'le günlerdir bu anı bekliyorduk Necati. Puding istiyoruz anlıyor musun? Puding. Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Durun. Gitti. Neyse. Hop geri geldi. Şakir oğlum çabuk motive edici müzik yap fikir kaçmasın. Ankara'nın bağları olur mu? Daha hareketli bir şey lazım. Dünyanın en güzel pudingini yapıyorum ama küçücük çıkıyor. Peki ya bir sürü pudingimiz olsaydı bir gece gidelim. Sonra da bir kez çabuk pudingimizi büyütecek cihaz yap. Devasa bir puding. Tüm hayvanlığa yetecek kadar. Bir kez heyecandan ağlayacak. Evet diyecek. Bu dişin bir fikir diyecek. Olmaz. Nasıl olmaz? Ama şu faturaları ödeyecektim. Ama Mirket abi ne olur. Pudinge ihtiyacımız var. Hayır pudinge ihtiyacınız yok. Sadece istiyorsunuz. Benimse zamana ihtiyacım var. Bir sürü işim var. Hiçbirine yetişemiyorum. 3 ekmek verir misin? Buyurun. Remzi, 5 liranız var mı? Evde unutmuşum. 5 liram arkadaşlarıyla dışarı çıktı. He? Koşun, gidiyor. Sonunda varabildim. Bu ayak işlerine çok vakit harcıyorum. Acaba kendime süper hızlandırıcı bir spor ayakkabı mı yapsam? O zaman her yere yetişirim. Bir sürü de zamanım kalır. Neyse ki beynim ayaklarımdan hızlı çalışıyor. İşte yeni hızlandıran süper spor ayakkabıları. Çok hızlı olacak. Hem de çok hızlı. Korkma sana Mirket. Böyle şeyler için çok mu yaşlandım acaba? Özgüven sorunu yaşıyorum sanırım. Kendimi cesaretlendirmeliyim. Mirket nerede? Sesi geliyordu demin. Şu ayakkabılara bir bakın. Çok havalı duruyorlar. Bence ben daha havalıyım. Necati kurcalamasana Mirket'in cihazlarını. Sen henüz yaşlanmadın. O ayakkabıları giyebilirsin. Giyebilir misin? Ben mi? Benle konuşuyorum tabii. Hey sen. Evet sen. O ayakkabıları senin için yaptım. Emin misin? Hayırı cevap olarak kabul etmiyorum. İyi peki giyiyorum. Bunlar muhteşem. Niye herkes durdu? Yoksa... O kadar hızlı koşuyorum ki zaman yavaşladı. İşte oldu. Aslında biraz eğlenebilirim de. Vişneyi hiç sevmem. Sen beni sahile kadar götürüver evladım. Bu ayakkabılar muhteşemmiş. Neredeyse ışık hızına ulaştım. Ben de istiyorum. Çabuk çıkar onları. Evet çabuk çıkar onları, sıra bende. Ama sen giymemi söyledin Mirket abi. Hayır söylemedim. O ayakkabıları kendime yapmıştım. Peki çıkarıyorum. Çocuğum dalga mı geçiyorsun? Çıkarsana ayakkabıları. Deniyorum. Ayakkabılar kendine koşuyor. Olamaz. Ayakkabı kontrolden çıktı çünkü onları kendi vücuduma ve zihnime göre icat etmiştim. Nasıl duracağım ben? Ayaklarımı kontrol edemiyorum. İnsene sepetimden. Aman. Tamam. Ben gidiyorum. Gofretler aşkına. Işınlandı. Evladım sahile kadar bıraksana. Takip etmeyi açmayı unutma. Yaklaşmayın. Yoksa elimdeki süper dondurucu cihazı kullanırım. Siz bilirsiniz. Alın bakalım. Niye çalışmıyor bu? Emekli oldum ben. Niye çalışayım?
Of, çok sıcak. Şöyle buz gibi bir hava esse keşke. Evet sayın seyirciler. Roket gibi hızlı koşan bir çocuk arkasında oluşturduğu rüzgar sebebiyle eşyaları peşinden sürüklüyor. Dünyanın çevresini tam 3 dakikada döndü ve hızlanmaya devam ediyor. Evet hızlı koşan çocuk, bu konuda ne söyleyeceksin? Evet gördüğünüz gibi ses hızını geçtiği için mikrofonlarımızdan kaçmayı başardı. Şakir'i durdurmamız lazım. Durum çok vahim. Hızlanmaya devam ediyor. Hesaplarıma göre az sonra turunu tamamlayacak ve bizim sokaktan geçecek. Çabuk benimle gelin. Necati gelirken büyük sapanı da getir. Ha, bunu mu? Evet onu. Geliyor. Geliyor. Şimdi. Bu bir telsiz. Alo Şakir, duyuyor musun? Mirket abi. Şakir, o kadar hızlı koşuyorsun ki yarattığın fırtına dünyayı kaosa sürüklüyor. Şu an dünyanın çevresini 2,5 dakikada koşuyorsun ve hızlanmaya devam ediyorsun. Hesaplarıma göre dünyanın çevresini 1 dakikada koşmaya başladığında dünya yörüngeden çıkacak. Yakalayın beni! Remzi! Durmak için gofrete ihtiyacım var. Ne gofreti Tanju? Kandırma beni. En azından denedim. İyi de nasıl çıkaracağım Mirket abi? Duramıyorum ki. Ayakkabı çık diye bağır. Belki işe yarar. Ayakkabı çık. İşe yaramadı. Aklıma daha zekice bir çözüm gelmiyor. Necati bir dakika susar mısın? Ben senden daha zekiyim. Ben bulamadım. Sen mi bulacaksın? İyi tamam. Söyle hadi. Aslında bu bayağı zekice. Tamam. Plan B. Eyvah! Necati abinin planına kaldıysak, umarım yemek yarışmasına çevirmez olayı. Şakir'in dünyayı turlamasına 3 saniye. 2, 1. Bir dahaki tura 1,5 dakikamız var. Süre başlasın. Evet sayın seyirciler. Yeşil önlüğüyle Mirket bakalım bugün bize neler pişirecek. Evet şef. Bugün size atomik büyütücü cihazı icat ediyorum. Yanında tatlı olarak moleküler soğutucum var. Peki. Zeytinyağı mı kullandığın ayçiçek yağı mı? Motor yağı şef. İlginç bir tercih. Evet pembe masaya gidelim. Necati şef, bugün bize neler hazırlıyorsun? Evet şef, tamam şef, hazırım şef. Necati şef, ne diyorsun? Ha, affedersin şef, özel tarifim olan muhteşem pudingi yapıyorum. Muhteşem olacak. Evet, son saniyeler. Tabaklarınızı hazırlayın. Ve süreniz bitti. Bitti. Şimdi tadım sırası. Çok sert olmuş bu. Remzi, ısırmasana cihazı. Hadi çabuk Şakir'in turunu yakalamamız lazım. Ya ben de dünya turuna çıkmak istiyorum. Ay, başım dönüyor. Ay. Ha, şuna bak. Beni kıskandığını hep biliyordum. Şimdi de hatalarımı taklit ediyorsun. Kıskanç! Kıskanç! Evet sayın seyirciler, hızlı koşan çocuk dünya turunu 1,5 dakikanın altında tamamlamak üzere. Evet Sedef, hava durumu için sendeyiz. Bugün hava fırtınalı, teşekkürler. Şakir, merak etme, seni durdurmamıza az kaldı. Lütfen acele edin. Beni iyi dinle, 3 kere Necati baba çok yaşa, dersen duracaksın. Ha? Necati abi bu çok saçma. Durmak istiyor musun, istemiyor musun? Tamam. Necati baba çok yaşa. Necati baba çok yaşa. Necati baba çok yaşa. Hala koşuyorum. Hemen de inandı. Necati ver şu telsizi. Şakir, geçeceğin yolu hesapladık. Seni bir pudingle hapsedeceğiz ve ayakkabıları da hemen çıkaracaksın. Yalnız hesaplamalarıma göre biraz daha hızlanman gerekiyor. Yoksa puding zaman bükülmesi etkisini göstermez. Ama Mirket abi, biraz daha hızlanırsam dünya yörüngesinden çıkacak dedin. Sadece bir şansımız olacak. Güven bana, işe yarayacak. Şimdi üstündeki tüm ağırlıkları at ve hızlan. Necati, pudingi cihazın önüne koy. Ha? Hangi pudingi? Onu yedim ben. Ne? Şaka. Çok az zamanımız kaldı. Büyütsene pudingi Mirket. Cihazı başlattım ama biraz yavaş çalışıyor. Umarım Şakir'e yetişir. Evet sayın seyirciler. Bakalım cihaz zamanında çalışacak mı?
Nefesler tutuldu. Evet, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aa, gerçekten nefesini tutmuş. Bırak nefesini. Ve hızlı koşan çocuğun önümüzden geçmesi için geri sayım başladı. 9, 8, 7. Hadi 6, çalış artık. Hayvan. 25. 89. Çalışıyor. Yaşasın! Kurtulduk! İşe harika! Oley! Bu dengen içine hapsoldum. Arkadaş, senin de dertlerin bitmiyor. Onu da kendiniz halledin. Merak etmeyin! O iş bende! Yuhu! Şakir, açıl oradan! Yoksa seni de yiyebilirim! Alo! Alo! Sesim geliyor mu? Baba bağırma, duyuyorum seni. Ayrıca kameradan biraz uzaklaşman lazım. Necati abin nerede? Burada. Oh, Necati ne haber? Necati? Görüntüsü donmuş herhalde. Baba, Necati abinin vesikalık fotoğrafı bu. Çok çabuk kanıyorsun sen de. Aman! Yakın zamanda yürümeyi bilmiyordun daha. Benle dalga mı geçtin sen? Aman baba! Hadi ekledim Necati abiyi de. Selam dostlar. Necati neredesin sen? Kuşadası'ndayım Remzi. Burası kuş şeklinde bir ada. Yoksa başka bir şekilde miydi? Şefim bakar mısın? Bana bir Hindistan cevizi suyu, bir de buranın haritası. Necati abi arka plan eklemiş kendine. Ohohoy doğru. Bakın şimdi. Hop, kütüphanedeyim. Hop, Remzi'nin köyündeyim. Aa, ninemgile selam söyle. Hop, uzaydayım. Tüpsijenim bitiyor, imdat. Ha? Necati'ye bir şey oldu. Tüpsijeni bitmiş. Şakir çabuk yardım et. Sakin ol baba. Bağlantısı koptu sadece. Tüpsijen değil ayrıca, oksijen. Bu tuş neymiş? kendimi sildim. Buradayım, tamam. İnternetim gitti yine. Giden internetler nereye gidiyor acaba? Kesin keçi Necmi poşetle topluyor hepsini. Kış. Kuşadası dedin, geldim abi. Ne oluyor? Asıl sana ne oluyor? Modemimin üstüne konmuşsun. Bağlantım koptu senin yüzünden. Bunu buraya koyma o zaman. İlgimi çekiyor, ışıklı mışıklı. Simit var mı? Kalmadı. Ben bir dolabına bakıyorum o zaman. Aman, modemin üstünden çekil yeter. Şimdi tekrar bağlanalım bakalım. Şu oda mıydı acaba? Yok, şuydu sanırım. Neyse, tıklıyorum birine. Ya, simit buldum. Hani kalmamıştı? Remzi, Şakir, uzaylı filtresi mi buldunuz yoksa? Video görüşmemize kaçak bağlandın sanırım. Bir şey konuşuyorduk, izin verir misin kardeş? Ne konuşuyordunuz? Evrenin en büyük sırrını. Öyle mi? Neymiş o sır? Hemen söyleyeyim. Evrenin en büyük sırrı. Ben evrenin en büyük sırrını söyledim. Bir şeyler oluyor. Garip hissediyorum. Sabah yediğim sucuksuz yumurta mı dokundu yoksa? Evrenin en büyük sırrını biliyorum. Nereye düştüm ben yahu? En iyisi bir yüzümü yıkayayım. Seviye atladım sanırım. Üçüncü gözüm açılmış. Yok, çikolata bulaşmış. Ne kadar boş boğazsın. O sır bizim gibi gelişmiş medeniyetten olmayan birine söylenir mi hiç? Ama sordu. Aşk olsun. Sonuçta mağarada yaşamıyorum ben de. Gerçi evim pek ışık almıyor ama. Neyse, zihnine uzaktan yazılı mı yüklüyorum? Başkasına söylemene engel olacak. Engel mi olacak? Sen öyle san. Herkese anlatacağım. Abi bak, dünya gezegenindeyim. Of, işimiz var seninle. Güzelmiş gerçi. Bana da yapsana. Söylediklerin çok saçma Necati. Ne uzaylısı, ne sırrı. Benim gibi gelişmiş medeniyetten olmadığınız için anlamıyorsunuz Remzi. Ama bu sır her şeyi değiştirir. Herkesin bilmesi gerekiyor. Neymiş peki o sır? Hazır mısınız? Söylüyorum.
Hıbırırı ve hıtırırı mıymış evrenin en büyük sırrı? Terlik. Sır terlik mi? Al sana sır. Kadriye masanın üstünde tepinenlere terlik fırlatır. Çok konuşanlara da. Uzaylı kafamın içine bir program yükledi Remzi. Söylememe engel oluyor. Biz seni en iyisi bir mirkete gösterelim. Necati abi araba yarışı da yükledi mi? Dur bakayım belki yüklemiştir. Evet bunu. Civciv oyunu varmış olur mu? İşte böyle mirket. Anlattığım gibi. Bir şey anlatmadın ki Remzi. Kapıdan girdin ve işte böyle mirket dedin. Şu hızlı geçişleri bir türlü beceremiyorsunuz. Bir daha deneyelim. Bir dakika. İşte böyle mirket. Anlattığım gibi. Diyelim Necati gerçekten evrenin en büyük sırrını biliyor. Ve onu bize söylemiyor. Ama belki de... Onu bize yazabilir. Ha? Sen bir dahisin Mirket abi. Aman az düşünsen ben de bulurdum. Düşün o zaman Remzi. Düşün. Ha? Durun. Bir şeyler yazıyor. Ha? Bakalım neymiş sır. Bu zihin çılgın çocuk 44 tarafından hacklenmiştir. Durum düşündüğümden de vahim demek. Başka yöntemler deneyeceğiz. Uçan daire, yer elması, hidrojen atomu, Higgs bozonu. Ödenmiş fatura, maaş günü. Uçan daire, yer elması. Belki de dans ederek anlatabilir. Bir şey anlatmaya çalışıyor ama. Sanırım oksijeni bitiyor. Olmuyor. Bu sırrı herkesi bilmesi gerekiyor. Birine söylemeliyim. Kafamın içinde sanki kamyon var. Vın vın yapıyor, vın vın. En iyisi bilgisayarından şu uzaylıların olduğu yeri bulalım ve gidip bakalım. Belki bize de söylerler. Uçan daire, yer elması. Sen bu oyunda hakikaten kötüsün. Bakın artık büyük cevabı bildiğim için uçabiliyorum. Necati abi uzayda olduğumuz için uçuyoruz. Madem öyle Remzi niye uçamıyor? Uçmak benim midemi bulandırıyor. Siz benim yerime de uçun. Ha? Uzaylının uzay gemisine geldik. Ama bir tehlikeli tuzaklı muzaklı giriş var. Bir de tuzaksız giriş. Hangisinden geçsem? Tuzaklıdan geç. Ama... Alnımdan çıkan ışığı görmüyor musun Şakir? Güven bana. Necati uzunlarını yakma. Akü bitiyor sonra. Tuzaklıdan geçiyoruz. Sıkı tutunun! Necati haklıymış. Sanırım gerçekten evrenin en büyük sırrını biliyor. Merhaba. Kimse yok mu? Uzaylılar. Baba uzaylılar uzaylılar diye mi çağrılır? Ne deseydim? Dünyalılar mı deseydim Şakir? Ha? Şuna bakın. Uzaylıların Necati ile yaptığı video konferans hala açık. Uzaylıların buzdolabı hala açık. Fazla uzağa gitmiş olamazlar. Necati sanırım fazla uzağa gitmişler. Uzay gemimde ne işiniz var? Bana evrenin sırrını söyleyen uzaylılar. Merhaba. Aynı benim evime benziyor. Baksanıza. Necati, orası zaten senin evin. Ha? Ne yapıyorsunuz evimde? Bu unutturma kaskını sana bağlamak için seni arıyoruz. Oğlum söylemesene her şeyi. Şaşırdın mı sen? Ama sordu o. Bana bakın. Tezgahta param, yastık altında omletim var. Ya da tam tersi. Sakın dokunmayın onlara. Abi ayıp ediyorsun. Parana dokunur muyuz hiç? Omleti yedim ama. Hayır! Necati kullanma şu süper gücünü. Uçup gideceksin. Beni dinleyin. Bu uzaylılar Sae 12 gezegeninden. Biz de tophaneliyiz yani. Mesele mi var? Yani diyorum ki ben bu uzaylıların programlama dilini biliyorum. Fil Necati'nin zihnindeki bariyeri etkisiz hale getirecek bir kod yazabilirim. Ama bilgisayarım laboratuvarımda. Hızlı geçiş zamanı. Yapamıyorsunuz işte zorlamayın. Nereye geldik? Bir daha deniyoruz. Hızlı geçiş zamanı. İşte bilgisayar burada. İşte dünyalılar burada. İşte çorabımın kayıp teki burada. Remzi ne yapacağınızı biliyorsunuz. He? Alışveriş mi? Hayır ben kodu yazana kadar uzaylılardan kaçın.
uzay gemisi kullanmayı bilmiyorum ki. Düzgün kullan şunu. Düz vites bu araba. Ben düz vites kullanamıyorum. En iyisi değişelim. İsterse milyonlarca kişi sizi izliyor olsun. Yaya geçidinde duracaksınız. Hadi baba, hadi. Evrenin sırrını kaçırıyoruz burada. Akşam gösteririm sana evrenin sırrını ben. Araba sürerken tavan ışığını açmayın demedim mi ben size? Baba, tavan ışığı değil, Necati abi parlıyor yine. Durdurun uçağı, inecek var. Arabadayız Necati. Dur dedim. Ha? Bir çocuk mu ağlıyor? İşte. Necati, kebapçım. Şşt, sus, tamam. Her şey yoluna girecek. Bu kadar yıkıp en sevdiğim kebapçıma yaptıklarımıza bakın. Necati abi, fırlatmasaydın sen de adamı. Hiçbirine değmez. Bu yükü taşıyamıyorum. Ben artık ben değilim. Sen hiç ben değilsin. Kim ben? Bir sen, birdir bir. Necati, ne diyorsun? Unutmak istiyorum. Evrenin en büyük sırrını bilmeden her şey daha güzeldi. Unutturma kaskını kafama takabilirsiniz. Yalnız umarım battal boydur. Esnetmeyeyim şimdi. Demzi, Şakir, programı bitirdim. Çalıştırıyorum. Zorla abi, zorla girecek. Çok geç kaldık. Cihazı çalıştıracaklar. Sırrı asla öğrenemeyeceğiz. Ha? Bir şansımız var. Defter kalem hala yanımda. Çalıştır. Ha! Neredeyim ben? Ha! Kebapçı Selami'ye ne oldu? İş tamam. Dayan Selami, geldim. Ha? Necati abi bir şeyler yazmış. Evrenin en büyük sırrını okumak üzereyiz. Evrenin en büyük sırrı. Tavuk göğsü tatlısında tavuk vardır. He? Sır bu muymuş? Bunu bilmeyen mi var? Ha? Ben bilmiyordum. Ha? Seviye atlıyorum. Ha!